Gel koca oğlan, gel. Doktor. Buyurun yüzbaşı. Arkadaşa bakabilir miyiz? Ya babalar, iyiyim ben. Alt tarafı şuram buram çizildi ya. Ne olacak bundan bana? Hiçbir bomba patlamadı yanımızda. Ulan arkadaş, iki saniye sus da adam işini yapsın ya. Buyurun doktor bey. Tamam, biz yine de bir bakalım. Dilara hemşire, pansuman malzemesi. Seyfi, bak sana zimmetledim. Gözün üstünde olsun, hiçbir yere kaçmaya kalkmasın. Emredersin komutanım. Arayıp da bulamadığım şey. Her tarafta iyice bir bakına. Sizin bu geniş çevreniz beni hayrete düşürüyor baba. Çok teşekkür ederim. Ben bir şey yapmadım Kopuz. Bir telefon konuşması sadece. Öyle demeyin. Siz olmasaydınız bizim o ize ulaşmamız bu kadar kolay olmazdı. Şimdi sizin sayenizde peşinde olduğumuz teröristin hem gerçek kimliğini hem de yüzünü biliyoruz. Şu ihtiyar hala bir işe yarıyorsa ne mutlu ona Kopuz. Komutanım. Evet Asım Bey. Kaan Yüzbaşı irtibat kurdu. Sizinle görüşmek istiyor. Tamam Asım Bey. Hemen geliyorum. Baba. Hadi git evlat, git sen. Karagöz beni yolcu eder. Hadi git. Tekrar çok teşekkür ederim baba. İşinin başına git. Kolay gelsin. Karagöz, şimdi sen beni enerji dolu, mutlu, çılgın yuvama yolcu et bakalım. Paşam, mekan mı değiştirdin sen? Yoksa huzur evinden taşındın mı? Mekan mı değiştirdin sen? Yok be oğlum. Ne mekan değiştirmesi? Kinaye yapıyorum. Bundan sonra değiştireceğim tek mekan öbür taraf olur. Tövbe de paşama nasıl laf öyle ya? Şeytan kulağına kurşun. Hem bir kere sen hala gençsin ki. Ha gencim ya gencim. 18 yaşında delikanlıyım değil mi? Öylesin tabii. Hem sen kaportaya ne bakıyorsun? Yürek hala 18. Ulan Karagöz. Ulan Karagöz. Hadi bakalım gidelim. Gidelim. Paşam. Hı. Karavana vakti. Hem de kara şimşek var. Gidek mi? Deme. Dedim bile. Hadi gidelim o zaman. Hastaya ilaç sorulur mu be? Hadi. Sorulmaz tabii. Hemen yemekhaneye götürüyorum. Demek o adam burnumuzun dibine kadar girdi ve bombalı araç bıraktı, öyle mi? Evet komutan. Sizden gelen istihbarat ve Bozkurt Yüzbaşı'nın zamanında müdahalesi büyük bir faciaya yönlendi. Haydar Yüzbaşı nasıl şimdi peki? İyi komutanım. Çenesi maşallah gene yerinde. Buradaki doktorlar bakıyor. Anladım Yüzbaşım. Biz sahadaki istihbarat birimlerimize Merlin'in kimliği ve eşkaliyle ilgili tüm bilgileri geçtik. Onlardan gelecek her türlü ayrıntıyı sizinle paylaşacağız. Ben de arama tarama faaliyetleri için bitim çıkardım komutanım. Belki bizi o Merlin'den adama götürecek bir izler rastlarız. Tamam Yüzbaşım. İletişimde kalalım. Emredersiniz komutanım. Asubayım, şu kılıç dibine geçtiğimiz Merlin'le ilgili fotoğrafları büyük ekranda bir görelim bakalım. Emredersiniz komutanım. Hazır komutanım. Demek kendine Lawrence diyorsun Merlin. Bakalım altından daha neler çıkacak. Bu adrenalin beni daima acıktırıyor. Başarımı kutlamak için bir yemeği hak ettim galiba. Evet patron. Yiyecek bir şeyler hazırla. Hemen. Yalnız yatmıştın. Bununla nerede buluştun? Ha, Berm. İşimi bitirince beni yoldan aldı. Ayva. Kılık kıyafet de değişmiş. Peki bu yerde işini anlatmayacak mısın? Basit bir mevzu. Üsse gittim ve o albayın adamlarını gördüm. Ne? Ne yaptın, ne yaptın? Ne? Onların gözünün içine baktım. Benim kim olduğumu bilmedikleri için rahat rahat yanlarına kadar girdim ve...
bir hediye bıraktım. Vay 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 vay. Yüzbaşıların dibine kadar gittin, oradan sağ çıktın öyle mi? Birazdan hediyemin yankılarını da duyarız. İşte beklediğim haber geldi galiba. Tamam. Araç patlamış. Ve? Kimseye bir şey olmamış. Nasıl? Nasıl olmamış? Askerin biri aracı üstten uzaklaştırmış. Ve o asker de yaşıyormuş, öyle mi? Evet patron. O asker kılıç dibinden de gelse, ben de berit değilim vallahi. Ne diyorsun Veli? Ne geveliyorsun? Bir şey demiyorum patron ya, Allah Allah. Bazen böyle aksilikler oluyor. Lanet! Yemek hazır efendim. Yemeyeceğim. İştahım kaçtı. Sen kimlerle dans ettiğini bilmiyorsun ha. Komutanım, Merlin'le ilgili alandaki istihbarat birimlerinden yeni bir bilgi geçildi. Merlin'in yoğun olarak Şam bölgesinde görüldüğü belirtilmiş komutanım. Ve Şam'da ikamet ettiği düşünülüyormuş, öyle mi? Evet komutanım. Bu ne arkadaş ya? Bu ne ya? Oranı iyiyim, buranı iyiyim. İyiyim Allah Allah. Geldim İzbondut, geldim. Yürü, hadi. Bırak sakallı kolum benim. Allah Allah. İyiyim ben, iyiyim. Babalar iyiyim böyle. Ne koluma giriyorsun böyle yeni evli çiftler gibi? Tövbe. Lan ben koskoca yörük haydarım. İki çizikle yıkılır mıyım? İçeride doktor da soruyor zaten. İzbondut da tamam da sen de içeride izin vermedin ki doktorlara. Adam gibi baksınlar. Üstünde böyle bir tane bandaj. Tamam. Ya bak sakallı. Sevmiyorum ben. Eserikli adamım. Böyle sağıma soluma falan dokununca ayrı oluyorum, anladın mı? Bana dokunmayın arkadaşım. Tamam da İzbondut. Böyle üstten bakılınca bir tane çizik olabilir ama altına bakıldığın zaman böyle sarsıntısı var. Bunun tramvayı var. Tramvay mı? He. Tramvay şey değil mi ya? O hani böyle bir kötü bir olay geçiriyorsun, sonra onu atlatamayınca böyle ağzı yüzün yamuluyor ya. İşte ona tramvay deniliyor ya. Vay. Lan sakallı antika. Bana bak, sen adam öldürsün yemin ediyorum. Bu tramvay değil, şimendifer babalar, şimendifer. Tamam, hadi. Ya tramvayın ne olduğunu bilmiyor, bir de benimle dalga geçiyor. Herhalde bu askeri okulu dışarıdan bitirir. Tövbe estağfurullah. Ha? Yörük, iyi misin ya? İyiyim babalar, çok iyiyim. Maşallah, maşallah. Ha, iyi. Aha, bizimkiler de geliyor. Bu şey, ya beni boş versen, ne Berlin mi, Şermin mi, ne altısa o şerefsizden haber var mı? Yok. Komutanım, yok. Geniş bir alanı taradık ama Merlin denen heriften hiçbir iz yok. Siz iyi misiniz bu arada komutanım? İyisiniz değil mi komutanım? İyi misiniz komutanım? Aynen komutanım, iyisiniz değil mi? Komutanım, gerçekten iyisiniz değil mi? Aa! Şak! İyiyim ben. Çok iyiyim. Hayvan gibiyim hatta. İyiyim ey kılıç. İyiyim ey alacağı, iyiyim. Yüzbaşım, Kopuz Albay seninle konuşmak istiyor. Yüzbaşı Bozok, emredin komutanım. Yüzbaşım, gelen son bilgiler Merlin'in Şam'da ikamet ettiğini gösteriyor. Şam mı komutanım? Evet, oraya şu anda müdahalemiz söz konusu değil biliyorsun. Merlin'in de bir süre oradan çıkacağını düşünmüyorum. Oradaki üsse takviye timler gelene kadar Turan timi orada kalacaktır. Ama kılıç timi karargaha dönüyor. Ha, Seyfi de dönsün yüzbaşım. Anlaşıldı komutanım, emir edersiniz. Beyler bayanlar, adamımız Şam'da takılıyor ya.
Sancar. Emredin komutanım. Takviye timler gelene kadar sen Turan'la burada kalıyorsun. Emredersiniz komutanım. Kılıç. Biz karargaha geri dönüyoruz. Emredersiniz. Aa. Benim yavru kurdun toyuna yetişiyoruz o zaman. Aynen yetişiyoruz Yörük. Komutanım biz gidip hazırlanalım. Aynen, evet. Yüzbaşı, ben... Seyfi, senin de burada yapacağın bir iş kalmadı artık. Sen de bizle beraber karargaha dönüyorsun. Emredersin komutanım. Yüzbaşım, gel biz de seninle şu çevredeki olası tehdit unsurları hakkında konuşalım. Sakallı, artık sen de benim yavru kurdum toyuna gelirsin ha. Devorlu. Ya. Ya o ayıp ediyorsun İzbo'du. Sen söylerdin de ben gelmez miyim? Böyle eli boş gelme babalar. Yani ne bileyim, çeyrek yarım tam, Reşat, çek, senet. Kredi kartı da olur. Biraz uğraştırır ama o da olur. Yaparsın bir şeyler. Hadi güveniyorum sana. Çeyrek, kredi kartı. Uy bebeğim. Yarın için hazırlıklar tamam Merli. Sabah erken çıkalım. Gidebilirsin. Sen bu Türklerle nasıl baş ettin? Şu an hayretler içerisindeyim Mr. Lawrence. Efendim? Ben mi? Hayır, hayır, hayır. Vazgeçmedim tabii ki. Büyücüm Merlin'in de farklı yöntemleri vardı. Bunu biliyorsun. Ben de biraz büyücüm Merlin olarak devam edeyim diyorum. Planım mı? Tabii ki hazır. Onları nasıl derler? Biraz duygusal bir noktadan yakalamayı düşünüyorum. Kılıçdemir, rahat. Çok zor ve aynı zamanda çok hassas bir görevin daha üstesinden geldiniz. Bölgenin zorlu beşeri şartlarına ve her türlü provokasyona rağmen üssümüzün orada görevine devam etmesi için gösterdiğiniz özveriden dolayı hepinizi kutluyorum. Sağ ol. Ayrıca Yüzbaşı Bozkurt'u gösterdiği üstün cesaret, kahramanlık ve adanmışlıktan dolayı bir kez daha kutluyor ve teşekkür ediyorum. Sağ olun komutanım. Tim, istirahat et. Sağ ol. Komutanım. Dinliyorum yüzbaşım. Bugün benim yavru kurtun doğum günü. Hep beraber oraya gideceğiz kutlamaya. Siz de gelirseniz şeref duyarız. Sağ ol yüzbaşım. İsterdim ama burada halletmem gereken bazı işler var. Sen benim yerime öp. Beyefendinin de hediyesini en kısa zamanda takdim ederiz. Estağfurullah komutanım. Karagöz, geliyorsun değil mi oğlum? Komutanım, ya Allah razı olsun çağırdığınız için çok teşekkür ederim de... bizim Caner rahatsızlanmış, onun yerine bakıyorum komutan. Ha, iyi, canın sağ olsun artık. Bir daha seneye. İnşallah komutanım. Hadi kız, fırla fırla, kolay gelsin. Hoşçakal subayım. Ben geliyorum komutanım. Üzerimi değiştirip hemen geliyorum. Tamam. Neye bakıyorsun lan sakallı? Hayırdır? Ha? Yüzünden düşen bir parça. Vallahi ben sana çok kırıldım İzbondut. Ha. Niye? Bana gelince sakın elin boş gelme diyorsun ama almaya gelince estağfurullah. Ben burada işte Cumhuriyet'miş, Reşat'mış, onu böyle kara kara düşünüyorum.
Vallahi ya, albay eli boş gelsin, ben öyle. Vallahi bunu yazdım bir tarafa yani. Ben en iyisi gelmeyeyim, yok. Gelmeyeyim, yok. Seyfi, seni şu yere yazarım. Spatulayla kazıyamazlar. Ne demek lan gelmiyorum? Git çabuk elini yüzünü yıka üstüne bir şeyler ki geliyorsun, hadi. Yok yok, ben gelmeyeyim. Seyfi, bak vururum seni. Ben Yörük Aydar, çeker vururum seni. Dönüp arkama bakmam bile. Lan yürü git. Gel git yüzünü yıka, üstüne bir şeyler gel. Beni delirtme. Geliyorsun. Tamam ya, neye bağırıyorsun ki? Allah Allah. Zaten açım. Görevden gelmişim. Ah! Ah! Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Oh, günaydın patron. Oh, 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 oh. Ben de bir çay alayım. Günaydın Mr. Veli. Fincanda güzelmiş yani. Böyle takım falan. Çok peradır bunlar. Dün olanlar canını çok sıkmıştı. Şimdi iyi misin biraz daha? Çok zarifsin Mr. Velid. Ama merak etme, gayet iyi. Zamanımı ve enerjimi öfkelenmeye ve üzülmeye harcayacak biri değilim. Sen de çayına süt ister misin? Yok yok yok. Öyle iyi. Ben çayı böyle severim. Ya yani şu çaya niye süt koyarsınız ki siz ya? Sütle çay. He? Damak zevki işte. Bizim çayımız biraz serttir de. Yumuşatmak için diyelim. Çayına çok şeker atıyorsun Mr. Velid. Bu sağlığın için hiç iyi değil. Alışkanlıktan öyle bendeki. Bana bir şey olmaz. Bizde çayı nasıl içtiğin çok şey ifade eder Mr. Velid. Öyle mi? Her şey hazır patron. Adamlar bizi bekliyor. Çıkabiliriz. Nereye gidiyorsunuz? Ben de geleyim. Bir hazırlık mı var? Sen şimdilik evde kal. İhtiyaç olduğunda sana haber veririm. Afiyet olsun Mr. Velid. Ya nereye gidiyor ki bunlar ya? Allah, ben ya sabaha kadar uyumamıştır. Kim bilir ne şeytanlıklar düşünüyor. Of, dün akşam o kadar çok yedim ki karnım hala tok. O değil de komutanım. Haydar Yüzbaşı iyi değil mi? İyiymiş, iyiymiş çok şükür. Doktor bir iki gün rapor vermiş. Vallahi komutanım çok iyi. Yani buna da şükür. Yalnız komutanım ben bir şey söyleyeyim mi? Haydar Yüzbaşı gerçekten tam bir çılgın. Kelimenin tam anlamıyla çılgın. Komutanım o neydi öyle ya? Bomba yüklü araçların peşinden koşmak. Bu da yetmezmiş gibi yaralandığını da bize söylememiş. Bence Haydar komutan gerçekten çılgın. Çılgın. Büyük bir çılgın yani. Çılgın. Çılgın evet. Şarkımın yeni adı Çılgın Savaşçı. Nasıl? Vallahi güzel. İlhamdan ilhamlar. Ben bunu sevdim Candaş. Sen ne yaptın bu şarkı? Sözleri halledebildin mi? Üzerinde çalışıyorum. Bitireceğim. Güzel. Çalış çalış. Sen o şarkının üzerine çalış. Haydar Yüzbaşı, çılgın savaşçının kendisi olduğunu öğrenince bakalım siz ne yapacaksınız? Ama komutanım bu bir sanat yani. Dikkat! Rahat rahat. Günaydın beyler, nasılsınız? İyi misiniz? Günaydın komutan. Siz komutanım, sağ olun. Ya bu fantastik ikili yeni bir şarkı yapmış da ona isim düşünüyorlar. Öyle mi? Şöyle ki komutanım, demir bir tane parça yapmış. Yani demir yapmış.
Onun ismi üzerinde tartışıyorduk. Hangisi olsun olmasın diye. Nedir? Kaç tane şarkı oldu gözüm? O zaman yakında bomba gibi bir albüm geliyor. İnşallah komutanım ya. Dikkat! Rahat, rahat, rahat. Şak! Gününüz aydın olsun Tim. Tanrı tüm yiğitlerimizi korusun. Göklerimiz kartal, yerlerimiz kurt olsun. Tuğrer'ler var olsun. Gününüz bomba gibi olsun Tim. Ne güzel bir gün değil mi? Komutanım sağ olun, sağ olun. Siz niye geldiniz? Keşke dinlenseydiniz. İyileşmiş komutanınız. Tutturdu illa karargaha geleceğim diye. Babalar, ben turp gibiyim turp, hem de acı turp gibiyim. Ya bakmayın öyle, abarttınız yere işini. İyiyim ben. Hadi çay söyleyin. Assubay İlhan Yazır. Emredersiniz komutanım. Komutanım, Kopuz Albay sizinle görüşmek istiyor. Al sana çay Yörük Efendi, haydi. Aha. Yine geç kaldı değil mi bu? İyi, versin bakalım hesabını şimdi. Günaydın komutanım. Yine geç kaldın değil mi lan sen? Şey komutanım. Ney? İlyas, ney? Şey. Ney sarışın, ney? Yoksa tatlı rüyandan uyanamadın mı? Yoksa aşk sarhoşu musun? Hayır komutanım, hayır. O zaman niye geç kaldın? Hayırsa? Şeyden geç kaldım ben. Sarışın, ben şey diyen adamı sevmem babalar. Şey ne? Trafiğe takıldım komutanım. Trafiğe takıldım. Evet komutanım. İnanalım mı? Vallahi babalar, bir tarafım diyor ki çocuk doğru söylüyor, inanalım. Ama diğer tarafım diyor ki sakın inanma. Niye acaba? Yani trafiğe takıldım komutanım. İlyas, senin o takıldığın trafik var ya, o trafiğe seni bir takacağım bir gün. Geç içeri. Emredersiniz komutanım. Trafik İlyas. Gel. Komutanım bizi emretmişsiniz. Yüzbaşı Bozkurt. Emredin komutanım. Nasılsın? Sağ olun komutanım. Ama ben hiç iyi değilim Bozkurt. Dün akşam öğrendiklerim hiç hoşuma gitmedi. Yaralandığın halde bunu gizlemek neyin nesi evlat? Bunun mantıklı bir açıklaması var mı? Komutanım, yani yaralandığımda fark etmedim. Daha sonra da bunu ciddi bir şey olmadığı için önemsemeye gerek duymadım. Demek önemsemeye gerek duymadın yüzbaşı. Önemseyeceksin Bozkurt. Önemseyeceksin. Üzerinde bu üniforma varken önemseyeceksin. Çünkü bu üniformanın içindeyken bedenlerimiz bize değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve yüce Türk milletine aittir. Silahına, ekipmanına, mühimmatına, gereçlerine gösterdiğin özeni bedenine de göstereceksin. Neden? Çünkü bu beden bizim değil. Bunu anladın mı? Emredersiniz komutanım. Güzel. Niye karargâhtasın peki? Doktor istirahat etmeni söylemedi mi? Komutanım, dediğim gibi iyiyim ben. Karargâhta olayım dedim. Demek karargâhta olmak istiyorsun yüzbaşı. O zaman Kılıç Timi'nin son operasyonuyla ilgili bütün raporları sen yazacaksın yüzbaşı. Ayrıca önceki raporları da gözden geçireceksin. Komutanım, bütün raporların hepsini ben mi yapacağım? Evet yüzbaşım, hepsini sen yapacaksın. Emredersiniz komutanım. Yüzbaşım, Kılıç Timi bugün eğitim yapacak. Emredersiniz komutanım. Bu kadar, çıkabilirsiniz. Emredersiniz komutanım.
Yemin ediyorum çenemle çağırdım bak. Yemin ediyorum çenemle çağırdım. Oğlum çenemle çağırdım diyorum sana ya. Çenemle çağırdım vallahi bak. Rapor. Benim ne işim var raporla ya? Benim hatta nefrettim şey. Oh olsun sana Yörük Efendi. Kopuz baba az bile yaptı söyleyeyim. Ya ben niye evde kalmadım ki babalar? Aha, yok yok. Ben ana bedduası aldım. Annemin bedduasını aldım. Git raporlar falan yaz dedi bana evden çıkarken. O yüzden oldu. Biliyorum ya. Ondan oldu. Babalar bir şey söyleyeyim. Akkız eriyor galiba. Ben korkmaya başladım. Kork sen kork. Akkızdan kork. Neyse hadi sana kolay gelsin. Sabaha görüşürüz tabii bitirebilirsen. Yaz anam yaz. Yaz. Komutanım, görmeniz gereken önemli bir istihbarat var. Hemen geliyorum. Oturun. Nedir astsubayım? Komutanım. Biraz önce bu görüntülü mesaj geldi komutanım. Komutanım, video ile birlikte gelen yazılı istihbarata göre görüntüdeki kişi bölücü örgüt tarafından alıkonulan bir Türk askeri komutanım. Bu istihbaratın kaynağı belli mi Asuye? Hayır komutanım, fakat şurada komutanım, terör kampının bu bölgede olduğu belirtilmiş komutanım. Fakat detay yok. Şu gelen videodaki görüntüye biraz yaklaştır bakayım kızım. Emredersiniz komutanım. Asubayım, sen hemen bu videodaki eşkale göre araştırmaya başla. Bu bilginin doğruluğunu teyit etmemiz gerekiyor. Emredersiniz komutanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.